Azerbaycan 10 Kasım gecesi Karabağ zaferini ilan etmiş. Ermeni askerleri bölgeden çekilmişti. Şimdi Dağlık Karabağ'ın en stratejik noktası olan Laçin şehrine götüreceğiz sizi. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Sercan Sever Laçin koridorunu görüntüledi. Laçin, Dağlık Karabağ'ın en stratejik noktası. 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmiş, 28 yıl sonra o işgal Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle son bulmuştu. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan'ın yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Laçin'den Ermeni unsurları çekilmiş, bölgede gözetim amacıyla Rus güçleri konuşlanmıştı. CNN Türk ekibi olarak Laçin'de Rus barış güçlerini görüntülüyoruz. Ermeni güçleri 1 Aralık'ta Laçin'den çekilmişlerdi. Yapılan mutabakat kapsamında Laçin'de Rus barış güçleri konuşlanacaktı. Şu an CNN Türk ekibi olarak Laçin'deyiz. Laçin koridorunun başladığı noktadayız. Rus bayraklarını görüyoruz. Rus barış güçleri Laçin koridorunun tam da başında konuşlanmış durumdalar. 5 yıl boyunca bu koridorda gözetim ve bölgedeki sulhun devamı için konuşlanmayı sürdürecekler. Rus askerlerinin gözetimiyle Laçin koridorundan da geçiyoruz. Önümüzde bize Rus bayraklı bir askeri araç eşlik ediyor. Laçin'de hala onlarca Ermeni sivil yaşıyor. Onlar da mutabakat kapsamında 3 yıl Laçin'de yaşayabilecekler. Laçin koridorundan geçerken Ermeni ailelere ait araçları da görüyoruz. Laçin koridoru Ermenistan'la Dağlık Karabağ geçişini sağlayan stratejik bir nokta. İkinci Karabağ Savaşı'nda en önemli nokta orasıydı. Savaşta da Ermenistan lojistik desteğini Laçin koridorundan yapıyordu. Laçin koridorunun Azerbaycan'a yeniden geçmesi Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Şu an Rus güçleri gözetiminde olsa da Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten Laçin'de de Azerbaycan askerleri farklı noktalarda nöbetlerini sürdürüyor. Selamlar. Laçın'dayız biz de. Neler söylemek istersiniz bir Azerbaycan askeri olarak? Neler hissediyorsunuz? Güzel bir hisler. Laçın'da arzuladığımız torpaqlar. 30 ildən çoxdur bura gələ bilmirdik. İndi gəlmişik. Yəni çox xoşbəxtik. Sağ olsun ordumuz, sağ olsun xalqımız, sağ olsun prezidentimiz ki belə bir şərait yaratdı. Biz bu qələbəni qazandıq. Laçın'da ne yapıyorsunuz şu an Azerbaycan askerleri? Rus güçlerini de görüyoruz bir yandan. Laçın'da Azerbaycan əskəri öz xidməti, vəzifə borcunu yerinə yetirir. Öz verilən tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir burada. Ürəyim açılır buralara gələndə. Bəli, ürəyim açılır buralara gələndə. Ona görə hər gün gəldik bura. Laçin'i gezerken yine Ermeni güçleri tarafından tahrip edilen evleri, yapıları görüyoruz. Şehri terk ederken yine zarar vermişler. Tek zarar verdikleri yapılar da değil. Laçin'de çok dramatik bir tablonun tam da ortasındayız. Ermeni güçleri bu bölgeyi terk etmeden önce ağaçlara da kıydılar. Onlarca ağacı kestiler, öyle gittiler.